Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet yarın pazar 27 Eylül pazar İstanbul e, yarış programında tekrar sizlerle beraber 3 yarışlı bir programımız var yarın hafta sonu. Hem İstanbul'da e, 19 koşulu bir programımız var. 2 altınımız var. İzmir'de aynı şekilde bir altınımız var. Şanlıurfa'da Sevgili dostlar, orada da bir altınımız var. Güzel koşular bizleri bekliyor sevgili dostlar. İnşallah bugün e, Ankara'da güzel sonuçlar elde ettik. İkili bulan, çifte bulan arkadaşlarımız, dörtlü yana e, oynayıp bulan ve de altılıyı bulan, birinci altılımızı bulan arkadaşlarımız oldu. Hepsine şimdiden e, tebrik ediyorum sevgili dostlar. Tabii ki e, biz de bulduk sevgili dostlar. E, şimdi Bugüne döndüğümüz zaman sabah Ankara koşullarında sevgili dostlar e, ilk ayağı ben e, hepsi olarak değerlendireyim dedim. Hepsi olarak değerlendirdik. Tabi Gül Pınalı Ali Kaçmaz da e, yanıltmalı geldi. Güven ağayı aslında tutuyorduk. Güven ağa çünkü zorlu bir koşuya başlıyor demiştik. Güven ağa gelseydi ikramiyemiz daha da güzel yerlere çıkacaktı sevgili dostlar. E, olsun yine de kazançlı olduk. İkinci koşuda sevgili dostlar 1 ile 5 dedim. Yani bunun ikisinin arasında geçecek bir koşu dedim. E, Favoriyi yazmadım. Bir ortak yaptık. E, kuponumuza 8'i de ekleyerek. Tabii ki e, eşimize dostumuza buluşuyoruz. Ve de abi dedi favorisiz olmaz dedi. Favoriyi de yazalım. 68 TL gibi bir rakam çıktı. Favoriyi de ekledik. Nitekim e, favori gelince bizim atlarımız 1 ile 5 ikincilikte de... Bir de üçüncülükte ayrıldı. Memocan'dır. Güzel koşu yine çıkarttı. Üçüncülükte ayrıldı. Bir numara. Büyükkale Ahmet Çelik'le iyi koştu. O da ikincilikte kaldı. Fuorisi geldi sevgili dostlar. Üçüncü koşumuzda e, zaten buraya demiştim, bahsetmiştim Samet Erkuş'la. Çok etkili gelir ve kazanmaya yakın görürüm aslında dedim. Dör, bakıldığına dörtle bir ön planda ama e, bir at var dedim. Bunu da mutlaka yazalım Samet Erkuş'la yanıltmadı beni güzel koş çıkarttı bariyer dibinden geldi ve de kazandı zaten sonuncu attı 5-25 gibi bir ganyanla geldi sevgili dostlar 4. koşumuzda uçan fil kafayı alır bitirebilir mesafe uzun dedik arkadan doğa kanunu aybars etkili gelir dedik gücü gerçekten yerinde ahmet çelik de şanslı olur kazanmasını bekliyorum dedik ama dedik uçan fil de, e, yani çıkıp beyaz bayrak ayna yapabilir yani kazanabilir dedik beyaz bayrak ayna demedim de kazanabilir dedik bu mesafeyi uzun mesafe nitekim de öyle oldu kazandı üç boy geç çıkmasına rağmen 5. koşumuzda zaten burada söylediğimiz gibi iki atın dışına çıkmaz dedik ikili bitirdi burada ikili alan arkadaşlar bize de değerlendirdik biz de aldık ikramiyemizi sevgili dostlar silverter açık kırmızının arasında geçecek bir koşu demiştik bir de nitekim de yanılmadık öyle geçti sonradan 6. koşumuz 6 numarayı zaten kafada verdik. 13 nola atımızı. Ee, bir ara gelir gibi oldu ama çok kötü. Yarış sergileri sonradan Mert Gökalp Aslan ya atta bir sıkıntım mı oldu ne oldu onu bilemiyorum. Güzel yerde takip ediyordu. 14.ye kadar sonradan yarışı zaten bıraktı sevgili dostlar. 2 numara Baba Necdet bir ara ismini duydum. Geliyor dedim. Tamam dedim. Ama ne yazık ki olmadı. 6 ee, numara Yalazalp kazandı. Yani ilk altınımızı kazançlı bir şekilde e, geçirmiş olduk sevgili dostlar. Güzel bir ikramiye var. 578 lira. Güzel bir ikramiye var. Dediğimiz atlar gelmiş olsaydı daha da güzel e, bir ikramiye alacaktık sevgili dostlar. Evet ondan sonra bir numara e, zaten e, kafa atımızdı. E, 8 numaradan bir şeyler bekliyordum. Emrah Sincan'la o da iki boy geç çıktı. Sonlarda böyle videosun videosunu tekrar izleyin arkadaşlar. Önü kapandı, dışa mı alayım, içe mi derken vakit kaybetti. Sonra attı o güzel sprintle 5.liğe kadar girdi. 11 on numara, e, ona keza 11'imiz on de vardı. 9 numara ikincilik de itindi. Geldi ama maalesef 1 numara Ahmet Çelik'le fotoyu önde geçti sevgili dostlar. Ondan sonra tabii ki burada da aynı şekilde bir tanemi söylemedim. Yani e, ben yer vermedim. Burası 7-1. E, biter dedim. 7 ve 1'in e, dışına çıkmaz diye düşündüm. Ve de düşündüğümüz oldu. numara Selvi Hanım hatta kazanmaya çok yakın dedim. Ve de kazandı Ahmet Çelik de. Beni yanıltmadı. E, bir tek burada 2 numaraya çivit sevgili Ali Kaçma Çok kötü koştu. E, yani kötü koşu çıkarttı. Hep dışa dışa açıldı. Bir türlü bariyerin içine giremedi. Maalesef dışa açılımda benzenci aslında bu benzenci söyleyecektim ama sevgili dostlar yani diyeceksiniz ki e, gelince söyleyecektim diyorsunuz yani yavaş yavaş yani geliyor taydı koşuları güzeldi arka arka güzel koşular çıkarttı bu sefer gelir diye hadi dedik e, çivit iki kere koşup üst üste kazandı yine kazanır dedik maalesef buradan yattık sevgili dostlar ikinci altılımız son ayakta zaten 11 nolu atımız Bizi yanıltmadı Ahmet Aslan'la Güzel bir koşu sergileyip Kazanma başarısı gösterdi Bu da güzel ikramiye verdi 1169 TL gibi Güzel bir ikramiye verdi sevgili dostlar İzmir'de ona keza İzmir 4'te 4 gidiyor sevgili dostlar Bakalım e, Şimdi bir numaramız tek Ondan sonra da son ayağımız 7 ve 11 no atlar Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet İstanbul programımıza geçelim. İstanbul'a şöyle bir baktığımda sevgili dostlar gerçekten çok zor bir programla karşı karşıyayız. Yani o kadar çok zorlandım ki hangi atları vereyim nasıl vereyim. Koşullarını izlediğim şey yaptım bu saate kadar hem çalıştım hem çalıştığım yerde de koşulları analiz edip sizlere sunmaya geçelim şimdi sevgili dostlar. De yorum yazan arkadaşlar için hepsine Allah razı olsun güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum bir tek eksiğimiz var güzel bir izlenim alıyoruz sevgili dostlar yani 2000-3000'lerde sıkıntı yok sevgili dostlar izlerime bakmıyorum ben izleyen arkadaşlar zaten şablonumuzu alıyor kazanan da oluyor hepsine şimdiden tebrik edelim sevgili dostlar bir tek sıkıntımız beğenme tuşuna basarsanız sevgili dostlar beni de sevindirsiniz videolarımı Hepinizden şimdiden Allah razı olsun. İstanbul programımıza geçelim. İki altınımız var demiştik ee, sevgili dostlar. Kusura bakmayın vaktinizi aldığım için herkesten özür diliyorum. Birinci koşta 14'te start alıyor. Birinci altılı gayrınız şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 3 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım bu grubun... E, bir iki adım önde tuttum ilk şans vereceğim atım 7 numara olacak Müslüm Çelik'le ilk defa start alacak olan kazanmaya çok yakın diyorum 7'yi ilk şans vereceğim atım olacak ikinci atım 2 numara Tivoli Özcan Yıldırım'la o da şanslı olacağını düşünüyorum sevgili dostlar yani üst üste geçirdiği güzel koşullarla kum performansı harika İstanbul'da sentetikte harika koşulları sahip İstanbul'da zaten e, sentiteye çıkmadan önce 1400 şimdi güzel bir koşu kazandı. Şimdi bir uzayan mesafede şanslı olur diyorum. Mutlaka Özcan'la 2'yi ile kuponumuza yer verelim. Son olarak son atımızda bir numara olacak Gökhan Kocakay ile iki sefer koşup kazanma başarısını gösteren harika bir e, Çin performansı olan İstanbul'da 1600-1900'de ikincilikle ayrıldı şartlı 4'te Sevgili yine 1900 çime çıkıyor kazanabilir biri de mutlaka kuponumuza ilave edelim. 7, 2 ve 1 nolatlar benim önceliğim olacak. Birinci altılı kaynımızın başlangıç ayında sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz şartlı bir. 3 yaşlı Araplar 1200 sentetik kumla start oluyor. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İlk şans vereceğim atım Akın ne start alacak olan 7 numaralı atım ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım Anıl Abi olacak. Ali kaçmaz da şanslı olur diyorum. Çalışmaları gerçekten göz doldurdu. Baktığımda güzel işlerle bu koşuya hazırlanmışlar sevgili dostlar. 2'yi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım 6 numara olacak. Daniel Kaya ile aprant arkadaşımızla start alacak olan 6'yı da mutlaka yer verelim. Son olarak da 9 numara sevgili dostlar. Yani e, hiç yabana atmayalım Metin Hamidi ile güzel çalışmalara sahip olan dokuzda kuponumuza yazalım ilk defa start alacak olan atlarımızın e, yani ayakları düz basın kazası belasız bir yarış geçirmeni temenni ediyorum. Evet sıralamam 7, 2, 6 ve 9 nol atlar ikinci koşta yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz şartlı 5 dişiler mahsus 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. Burada da ön plana çıkacak 8 atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ön plana bakıldığında Özcan Yıldırım'la harika bir uyum içerisinde olan İrem Su sevgili dostlar bir numara kazanmaya çok yakın diyorum. İlk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım Akın Sözen'le o da güzel iyi uyum içerisinde olan iki ile mutlaka kuponumuza ilave edelim. İkinci şanslı safkanım olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Son olarak son koşusunu güzel bir koşu çıkartıp kazanma başarısı göstermek İstanbul'da şartlı 3'te 1400 metre çiminde çime çıkınca farklı koştu. Yani güzel koşumu çıkarttı Daniel Kaya ile yediği de mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Son olarak Ayhan Kurşun'la o da iyi uyum içerisinde olan Ayza diyorum. 3 nolu sevgili dostlar sıralamam 1, 2, 7 ve 3 nolu öncelik verip kuponumda yer vereceğim. 3. koşta sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz Handikap 15-4 ve yukarı Araplar 1600 metre çimle start oluyor burada da zorlu bir koşu bizi bekliyor 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz İlk şans vereceğim atım burada yarışsa olacak sevgili dostlar Yunus Emre Yüksel ile iyi uyum içerisinde olan 12 kere koşup ikisini kazanma başarısını gösterir 2 numara yarış sayı ilk şans vereceğim atım olacak burada sevgili dostlar ondan sonra iz bırakan geliyor Müslüm Çelikle ile kazanmaya yakın görüyorum 8 nolu atımızda kuponumda yer vereceğim yani 2 ve 8'i ayırt edemedim sevgili dostlar Tabii ki tuttuğunuz atlar varsa ön plana çıkartabilirsiniz ee, yani benim e, görüşüm 2 numara yarışsa ve 8 numara iz bırakın arasında geçecek bir koşu görüyorum 2 at benim için yeterli olacak dördüncü koşuda. Evet 5 koşumuz A3 açık 3 dişilere mahsus 2 yaş İngilizler 1400 metre çimle start oluyor sevgili dostlar. 5. koşumuz. Evet burada da e, bakıldığında ön plana 3 no'lu atımız Ahmet Çelik'le üst üste ikincilikler o özlediği birinciyle yakın diyorum. Bu grubun kat kat üstünde olan 3 nola atımızı e, yani banko olarak kuponumda yer vereceğim gerçekten bu grubun kat kat üstünde. Tecrübeli jokeyimiz Ahmet Çelik'le üstünde geçileceğini zannetmiyorum. 3 nolu atımızı sizlere banko olarak öneriyorum sevgili dostlar 5. koşuda. Evet 6. koşumuz 1. altılı ganyanımızdan son aya handikap 15-3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik kumla start alıyor. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada da yani 3 ata kadar yer vereceğim yani fazla at söylemeyeceğim o da ilk şans vereceğim atım Ahmet Çelik'le start alacak olan Ahmetli ilk defa buluşacak olan bir Luxor yavrusu olan Toros'u ilk şans vereceğim atım olacak o da 4 no atımız olacak sevgili dostlar bir ekürümüz var onu da söyleyeyim de 10 nola atlarımız da ekür olarak start alıyor ikinci atım ekürler olacak o da 3 nola atımız Müslüm Çelik'le kazanmaya yakın diyorum kuponumda ikinci şanslı atım olarak önereceğim sonradan bir no'lu atımızı sevgili dostlar enver şimşekle start alacak olan kazanma onu da yakın diyorum güzel koşullara sahip yavaş yavaş toparlanma aşamasında yani son yedinciliği 2200'e mesafe uzunluğu şimdi kısalan mesafede çok şanslı olur diyorum enver şimşekle Aprant arkadaşımızla mutlaka bir no'lu atımızı da değerlendirelim diyorum sevgili dostlar Evet birinci altılı şablonu buydu sevgili dostlar. Tuttuğum atları sizlere ön planda değerlendirdim. Tabii ki bu benim yorumum. sizlerde sizler de bakıldığınızda yani at eklemek isteyen arkadaşlar olabilir, ekleyebilir. Yani e, inşallah üstesinden gelir kazanan şanslı kişiler bizler olur sevgili dostlar. E, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bol şanslar diliyorum birazdan ikinci altılık aynımızın da şablonunu sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Hoşçakalın.